Şimdi tabii ki bir afetten sonra en önemli konu koordinasyon. Çünkü kaynaklar aşırı derecede kısıtlı olacak, yetişmeyecek. Nereye yetişmesi gerektiğini de bilemeyeceksiniz ilk zamanlar. Çünkü bilgi gelmeyecek sahadan. Yani bakanlık İstanbul'da depremle ilgili toplantı yapıyor. Belediye başkanı da çağırmıyor. Şimdi bu koordinasyonsuzluk o gün de devam edecek. Şimdi bugün böyle anlaşamayan o gün, biz hadi gel her şey yolunda boş ver mi diyeceklerini zannediyorsunuz? Demeyecekler. Unutulmaya yüz tutan bir gerçek olan deprem, ülkeye ve topluma kendisini ilk olarak yine bir gece yarısında hatırlattı. 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye saatiyle 4.17'de ve 13.24'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli ikiz depremler doğrudan 11 ili, 2 ülkeyi ve 14 milyonluk bir nüfusu etkiledi. İki büyük deprem ve artçıları yaklaşık olarak 550 kilometre uzunluğunda olan Doğu Anadolu fay hattı üzerinde gerçekleşti. Hatay'dan başlayan bu fay temelde iki büyük yere uzanıyor. Batı ucunda Ölüdeniz çatlağına kadar giden bu fay, kuzeyde ise Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Kuzey Anadolu fay hattıyla birleşiyor. Bilim insanları ve uzmanlara göre gerçekleşen depremlerin yıkıcılığını artıran nedenler, ivme değerleri büyüklüğü ve depremin sığ bir zeminde gerçekleşmesi olarak listeleniyor. Son gerçekleşen depremlerde ise bölgedeki binaların yumuşak katlara sahip olması, bina zemin uyumsuzluğu ve kötü şehir planlama, şehirlerdeki yıkımın boyutunu artıran diğer nedenler arasında gösterildi. Özellikle bir deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini hatırlatan bu afetten sonra İstanbul'da da yıkım yaratması beklenen Marmara depremi yeniden gündeme geldi. Fakat şu anki süreçte Marmara'daki fayların öncelikle bilim dünyası ve kamuoyunda deprem yarattığını söylememiz gerekecek. Çünkü beklenen deprem veya depremlere dair birbirinden farklı görüşlerin ve senaryoların mevcut olması, konunun doğru merciler tarafından kapsayıcı şekilde ele alınmaması, depreme dair gündemin medya tarafından yanlış bir temelde kurulmasına neden oluyor. Her şeye rağmen tüm aktörlerin ve uzmanların deprem hakkında ortak bir noktada buluştuğu bir zemin yine de mevcut. Bu zemin İstanbul ve Marmara için tarih boyunca tekrarlanan bir gerçeğin üzerinde yükseliyor. Marmara'da büyük bir deprem olacak. İstanbul'u da büyük ölçüde etkilemesi beklenen Marmara depreminin bilimsel temeli Kuzey Anadolu fay hattının varlığına dayanıyor. Arap levhasının sıkıştırmasıyla milyonlarca yıl önce doğu-batı yönünde bölünen bu kırık, birçok parçadan meydana gelen ve yerine göre 1 kilometreyi bulan genişliğiyle bir fay zonu halinde bulunuyor. Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar 1100 kilometre uzunluğundaki bir hattı kesen bu zonda gerçekleşmiş birçok tarihi deprem mevcut. Son 100 yılda Kuzey Anadolu deprem kuşağında gerçekleşen büyük depremler fay zonunda bulunan ve çevresindeki illerde ciddi şekilde yıkıma sebep oldu. Doğudan batıya doğru taşınan stresle gerçekleşen bu depremler bugün birçok fayın periyotlarını tamamlamış bulunuyor. Fakat bu zonda halen bazı noktalarda sismik boşluklar var. Marmara'da beklenen deprem veya depremlerde bu sismik boşluklarla doğrudan ilgili. Tekrarlanma periyotları gösteren Marmara'daki depremleri tanımadan önce Marmara Denizi'nin altında yaşayan ejderhanın anatomisine yakından bakmamız gerekecek. Çünkü Marmara'nın altındaki faylar ve buradaki çalışmalar en az beklenen deprem kadar ayrı bir gündemin konusu. Fay haritalarını ve geçmişteki çalışmaları belli gruplarda toplarsak, denizin içine giren ve uzayan ana tek fay grubu modelinden yola çıkmamız gerekecek. Bu modelin yanı sıra çek-ayır havzalar modeli gibi çalışmalarda fay haritalamalarında kullanılıyor. Fakat teknolojik çalışmalarla birlikte Marmara'daki fayların iç içe geçmiş karmaşık segmentasyonlara bölünmüş durumda olduğunu gösteren haritalamalar da mevcut. Özellikle birçok veriyi inceleyen ve 3 boyutlu bir fay haritası modeli ortaya çıkaran Profesör Doktor Cenk Yaltırak ve araştırma grubu Marmara'daki 4 fay segmenti ile gerçekleşen tarihsel depremler arasında belirli bir uyumluluğun da olduğunu belirtiyor. Marmara'da depremlerin her bir fayın kendine has bir periyodisitesinin olduğunu keşfettik. Ama bu artı eksi %10 değişiyor. 3 tane de bekliyoruz. Birinde 1509'da, biri 1754'te, biri 1766'da gerçekleşti. Bizim baktığımız zaman 3 tane fayda kırılma eşiğine gelmiş. Marmara'daki beklenen depreme dair diğer farklı görüşlerse depremin büyüklüğü ve zamanına yönelik. Bazı bilim insanları depremi çok yakın bir zamanda beklemediğini söylerken, konuya dair güncel araştırma yapan bilim insanlarının çoğu belirli bir zaman periyodu üzerinden tahmini bir hesap paylaşıyor. Bu hesaplamaların geneli 2030 tarihine kadar olan dönemi eşik olarak kabul ediyor. Depremi geniş uzunlukta kilitlenen bir fayın kırılmasıyla bekleyen araştırmacılar, büyüklük tahminlerinde minimum olarak 7.5 rakamını kullanırken, bazıları ise depremin
1766 tarihinde gerçekleşen ikiz depremler gibi afetin farklı segmentlerde çoklu deprem senaryosuyla meydana gelebileceğini belirtiyor. Fakat tüm farklı bilimsel argümanlara sahip araştırmacılar yine de Marmara'da beklenen büyük deprem için zamanın daraldığı yönünde ortak görüşte. Marmara'daki tarihi depremlere odaklanılması ve fay segmentlerine göre deprem periyotlarının uyumluluğu yeni bir çalışma alanı. Bu fayların yarattığı tarihi depremlerin kaynaklarına bakıldığındaysa İstanbul'da tsunami dalgaları oluşturabilme, sur kulelerini yıkabilme ve Ayasofya gibi tarihi yapıların kubbesine hasar verme potansiyeli gözükebiliyor. Bizans ve Osmanlı kaynaklarında yer alan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği yıkıcı depremlerin sayısı 38'i buluyor. İstanbul'un yanında Bursa ve Yalova gibi yerlerde de yıkıma yol açan bu tarihi depremler, 1766 yılında 3 ay arayla gerçekleşen 7'den büyük 2 depremde de olduğu gibi aynı dönem içerisinde birden fazla şekilde oluşabilecek deprem tehlikesini de bölgeye gösteriyor. Tarih yok ama fayın üzerinde şu anda biriken atımlar, geçmişteki depremleri de karşılaştırdığımız zaman, kurduğumuz bu algoritmada baktığımız zaman şu anda minimum 7.5, maksimum 7.6 üretiyor Doğu Marmara fayı. Kumburgaz fayına baktığımız zaman o 7.3 ile 7 büyüklüğü arasında deprem üretiyor. Mesela 1754'te kırılan faya baktığımız zaman o da 6.9 ile 7 arasında büyüklükte depremler üretiyor. Depremler sadece büyüklüğüyle değil, artık ivme değerleriyle de şehirler üzerindeki yıkıcılığı belirlenen bir sistem haline dönüştü. Bu noktada deprem yönetmeliklerinin temel amacı yeni binaların depreme dayanıklı bir tasarımda olma zorunluluğunu içeriyor. Fakat Kahramanmaraş merkezli depremlerde de görüleceği üzere depremde yeni binaların da yıkılması, zemin-bina uyumu ve ivme değerine göre bina yapımını yeniden gündeme taşıdı. Yıkım etkisinin faya olan uzaklıktan daha önemli olarak fayın yarattığı enerjinin binanın bulunduğu zeminde yarattığı ivmeye bağlı olması yönetmelik hakkında tasarım ivmesine dair soruları beraberinde getirdi. Yeni binaların dahi yıkıldığı bölgede binlerce binanın imar affından da yararlanması inşaat yönetmeliklerinin yaptırım gücünü sahada geçersiz kılıyor. Hangi ivmeye ve fayın nasıl hareket edeceğine göre binanızı oturtmanız lazım. Beklenen şey binanın zemine uygun davranması. Yani onunla birlikte hareket etmesi. Etmiyorsa birlikte hareket, sorun var demektir. Bu binanın yeni veya eski olmasıyla ne alakası yok. Eski binalar yıkılmayabilir, yeni binalar yıkılmaz, devrilir. İşte örnek Bornova. Yani 74 kilometre uzaklıktaydı. 7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Dağların, tepelerin kenarındaki gecekondular yıkılmadı. Bornova'nın içindeki apartmanlar yıkıldılar. Çünkü orada zemin büyütmesi ve binaların rezonansa gelmesi gerçekleşti. Çarpık kentleşmenin ve yoğun nüfusun merkezinde olan İstanbul'sa bu konuda doğrudan tehlikenin içerisinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosundan yola çıkarak hazırladığı raporun güncellenmesiyle rakamlar da revize edildi. Güncel tahminlere göre İstanbul'da büyük depremde 91.081 bina ağır veya çok ağır hasar, 167.116 bina orta hasar alacak. Bu rakamlar yaklaşık olarak 250.000 binanın hasar alacağını gösteriyor. İstanbul'un bina envanterine bakıldığında ise durum çok daha karmaşık bir hal alıyor. Resmi rakamlara göre İstanbul'da toplam 1.166.000 bina bulunuyor. Binalardan %73'ünün 1999'daki Gölcük depreminden önce yapılması, İstanbul'daki genel bina yoğunluğunun eski olduğunu gösteriyor. İBB'nin yaptığı çalışmayla toplam bina sayısı oranlandığında ise yaklaşık olarak 5 binadan birinin en iyi ihtimalle orta hasar alacağı ortaya çıkıyor. Tek faya göre bir senaryo yaparsanız bütün öngörülerimiz ona göre olur. Halbuki başka faylar var ve onlar da kırılıyorlarsa o zaman senaryoyu ona göre yapmanız gerekiyor. Yani şu anda İBB 2001 model bir fay haritasının üzerinden senaryo üretmeye devam ediyor. Kentsel dönüşüm vesaire gibi sonuçları tamamen değiştiriyor. Şimdi hep söylememiz gereken bir şey var. Risk en kötü senaryoya göre alınır. Afetten bahsediyoruz, afetle mücadeleden bahsediyoruz. Asıl maharet işi afete dönüştürmemek. Bir doğa olayı sonuçta. Buna uyum sağlamak en doğrusu. Buna nasıl uyum sağlayacağız? Tabii yapılarımız uyum sağlayacak en öncelikle. Mevcut yapı stokları uyum sağlayacak. Sonuçta deprem öldürmüyor. Deprem uygun inşa edilmemiş binalar öldürüyor. Binamızı sağlam yapmış olmamız asıl hikaye. Tarihsel depremlerin
hasar alanları belli. İşte dediğim gibi bizim yaptığımız ne? Biz fayın üzerindeki büyüklüğü biliyoruz. İvme haritasını oluşturuyoruz. İvme haritasını oluşturduğumuz jeolojik haritaya ve ölçülmüş ivme değerlerine dayanıyor, hızlara dayanıyor. Ve 1754'te nerelerin hasar aldığıyla, 1766'da nerelerin hasar aldığını modelleyebiliyoruz. O zaman bu neyi söylüyor? Bugünkü binalara da bunu uygulasak biz, eğer o binaların parametreleri olsa bizde, sokak sokak, ev ev, bir bina yıkılacak mı, yıkılamayacak mı söylemek bir senaryo çerçevesinde mümkün olabilir tedbir alma açısından. Afet, kriz yönetimi ve arama kurtarma çalışmalarının önemi Kahramanmaraş merkezli depremlerle bir kez daha kendini hatırlattı. İstanbul, nüfusu ve kentleşme planıyla kriz yönetimi için ayrı bir başlıkta değerlendirilmesi gereken bir noktada bulunuyor. Afetlerle mücadelenin asıl unsuru zarar azaltmadır. Yani olası potansiyel riskleri ve tehlikeleri öngörüp onlarla alakalı gerekli adımları şimdiden atıp o risklerin bir krize dönüşmesini engellemektir aslında. Ekip sayısının artması maalesef içinde bulunduğumuz durumda kaçınılmaz olarak gerekli ve şart. Çünkü biz öbür türlü dersimizi düzgün çalışamadığımız için 23 sene öncesinde sadece 10 milyon olan İstanbul'un nüfusunu 23 senede aslında daha da azaltmamız gerekirken ve mevcut yapı stoklarını da bu kadar çoğaltmak yerine onları da azaltıp daha kaliteli ve nitelikli hale getirmemiz gerekirken iki katı da çıkarttık. İstanbul'u da etkileyecek deprem sonrasında arama kurtarma, yangınla mücadele, mezarlık, enkaz kaldırma, altyapı onarım, geçici barınma desteği, gıda dağıtım, güvenlik gibi konularda kapasitenin mega kente yetip yetmeyeceği bir tartışma konusu. Fakat afetle olan mücadele kapasitesinin normal zamanlarda farkındalık ve önlemle oluşturulduğunu bilmek de gerekiyor. Örgütlü bir mahalleli dinamiğine ihtiyacımız olacak. O gün geldiğinde. Biz de şimdi tam bu niyetle, bu düşünceyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ile İBB AKOM'la birlikte Akut Vakfı olarak çok özel bir eğitim ürettik. Bu ilk birkaç saat içerisinde doğru davranabilirse mahalleli, yani örgütlü toplum dinamikleriyle herkesin farkında ve o acıyı paylaşacak ve o yükü de üstlenecek şekilde bunları bir planlarlarsa, o gün geldiğinde de o planı uygularlarsa işte bu çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Herkes sadece şunu soruyor, deprem ne zaman olacak? Bu bir soru değil. Çünkü siz bu soruyu karşılayabilmeniz için binanızı bilmeniz lazım. Zemininde oluşacak ivmeyi bilmeniz lazım. Hangi fay senaryosuna göre onu bilmeniz lazım. Ama benim bildiğim tek şey varsa ki, bu Marmara bölgesinin tamamını etkileyecek işler bunlar. Ve Marmara'nın en önemli özelliği sanayisi kıyıda. Ve ovalarda. Yani 17 Ağustos'ta 18.000 civarında insan hayatını kaybetmişti. İstanbul'un nüfus yoğunluğu orasının 10 katı belki de. Dolayısıyla ona göre yani yapı stokları da gene çok büyük problem. Yani bilmiyorum. 17 Ağustos'tan daha beter bir fotoğraf bizi bekliyor olabilir ama. Biz bir bilinmeze doğru gidiyoruz. O bilinmez, geçmişte de bilinmez olduğu zamanlarda kentleri dümdüz etti. 1.350.000 tane binanın içinde 90.000 tanesini ayıklamayı becermemiz lazım. Bir şekilde becermemiz lazım. Yani bu zor mor şu bu bilemem yani olacak elbette ama sonuç olarak bunların içinde insanlar yaşıyor. Bizim bu binaları özellikle ağır hasarlı olacak, iyice hani böyle pasta gibi, pankek gibi darmadağın olacak binalarda yaşayan insanları şimdiden boşaltmamız lazım. O binaları, o insanları o binalardan çıkartmamız lazım. Çünkü biz şimdi bunu yapmazsak deprem içinde insanlar varken yapacak.